Sevgili Tarih kanalımızın takipçileri, hepinizi bir yeni programımızda daha muhabbetle selamlıyorum. Tarihi Seyreden programımızın bugünkü konu başlığı, Anadolu'nun fethinin büyük muzaffer komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah oluşturacak. Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1071'de Sultan Alparslan aracılığıyla onun komutasına gerçekleşmiş olan Malazgirt Zaferi'nin sonrasında süre gelen ve devam eden Anadolu fethi sürecinde çok önemli roller üstlenmiş, Anadolu fethini kemale erdirmiş, zirveye çıkarmış ve büyük Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştirmiş tarihimizin müstesna bir şahsiyetidir. Dolayısıyla bu şahsiyeti bugün sizlere tanıştırmaktan ayrıca bir mutlu olacağım ve eminim bizim gönlümüzde, zihin arka planımızda da ayrıcalıklı bir konum kazanacağına inanıyorum. Evet dostlar, malum Selçuk Bey'i hatırlayacaksınız. Selçuk Bey'in torunu Kutalmış. Kutalmış'ın oğludur Süleyman Şah. Bundan dolayı Kutalmış oğlu Süleyman Şah diye anılır. Selçuk Bey'in torunun oğludur. Babası Kutalmış, Sultan Alparslan'a karşı ayaklanmış, tahta hak iddia etmiş, ona baş kaldırmıştır. Bundan dolayı Sultan Alparslan kendisine defalarca barış çağrısında bulunmuş olmasına, İsyanını sona erdirmesini istemesine karşın Kutalmış bu çağrılara karşılıksız bırakmıştır. Bunun neticesinde Sultan Alparslan kendisiyle savaş yaparak isyanı bastırmış ve kendisini ortadan kaldırmıştır. Fakat isyanı bastırdıktan sonra Kutalmış'ın çocuklarını bir araya getirmiş ve bunları merkezden uzak olmaları, yeni bir taht kavgasına karışmamaları, devlete karşı herhangi bir olumsuz tavır içinde olmamaları, kontrol altında olmaları için o gün için devletin sınır noktası olarak tanımlayabileceğimiz bugünkü Urfa'nın Bilecik ilçesi civarına sürgün etmiştir. O bölgede gözaltına almıştır. Orada olmalarını istemiştir. Bu bölge aynı zamanda o zaman Antakya ve Urfa'yı elinde bulunduran bir Haçlı Kontluğu'nun sınır bölgesidir. Bu bölge bir Haçlı Kontluğu'nun elindedir. Evet, dolayısıyla Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Anadolu'ya macerası bu şekilde başlar. Buradaki serüveni yerleşikliği döneminde devletle herhangi bir sorun yaşamamışlardır bu kardeşler Alparslan döneminde. Fakat kardeşleri, Kutalmışoğlu Süleyman kardeşleri öyle olmadı. Bu kardeşler Anadolu'da çıkan bir Selçuklu Devleti'ne karşı çıkan bir isyan hareketinde karışmışlar. Bu harekete destek verdiler. Bu hareketlerinden dolayı Sultan Alparslan üzerine atsız komutasındaki bir orduyu gönderdi ve bu kardeşlerin isyanını bastırdı. Bastırdığı gibi de kardeşlerin hepsini alarak göz hapsini aldı. Böylelikle Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu isyana karışmadığı için devletle arasına herhangi bir problem yaşamadı. Hatta bu isyana karışmamış olmasından dolayı devletle kendi arasında ciddi bir güven pekişmesi de oluştu. Evet, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Alparslan'ın vefatından sonra kendisi daha çok rahat hissetti. Alparslan'dan sonra malum biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti'nin başına Melikşah geçti. Melikşah döneminde Anadolu'ya hala fetihten önce de, 1071'den önce de sonra da yoğun bir şekilde Türkmen akınları devam ediyordu. Türkmen boyları Anadolu'ya kadar ederken kendilerine yurt arayışı içindeydiler. Dolayısıyla Anadolu'da kendilerine komutanlık edecek, liderlik edecek, kendilerinin başına geçecek bir Selçuklu hanedan ailesi arıyorlardı. Bu bağlamda işte Kutalmışoğlu Süleyman Şah bulunmaz bir nimetti. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu Türkmen boylarının başına geçti ve sonuçta harekete geçti. Direkt o zaman için Antakya'ya ilerledi. Dediğimiz gibi Antakya o dönemde bir Haçlı Kontluğu'nun elindeydi. Antakya aynı zamanda şunun altını çizmek istiyorum ki Hristiyanlığın doğduğu merkez olarak kabul edilir. Hristiyan inanç geleneğinde. Bunun için çok kutsallığı olan bir kenttir onlar için Antakya. Antakya'yı kuşatır Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Bu kuşatma sırasında Haçlı Kontluğu Süleyman Şah'a kuşatmayı kaldırması karşılığında kendisine 20 bin altın teklif eder. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu teklifi kabul eder.
Ve böylelikle 20 bin altını alarak en azından ekonomik durumunu da güçlendirip pekiştirerek kuşatmayı kaldırır. Evet, bundan sonra işte Süleyman Şah bu elde ettiği başarıyla birlikte Türkmen boylarının daha büyük bir iltifatına ve güvenine nail olacaktır. Ve daha güçlü bir grupla beraber bu sefer yönünü direkt Anadolu'nun merkezine yöneltir. Nereye? Konya'ya girer. Ve Konya bölgesinin Selçuklu Devleti'nin sınırlarına katarak bu bölgede fetihler yapar. İşte Konya'nın kaderi bu andan itibaren değişir. Bu çok önemlidir. Konya'nın düz, dölek, tarıma elverişli, yerleşime uygun yapısı Türkmen boyların cazibesini çeker ve yoğun bir şekilde göç alır. Bundan dolayı Kutalmış oğlu Süleyman Şah adeta Konya ve civarını Türkmen Oğuz yatağına dönüştürür. Bu bölgede yoğun göç alınır ve bu bölge adeta o dönem için söyleyecek olursak Türkmen Oğuz boylarının en yoğun yerleşim bölgesi olma özelliğini kazanır. İşte Kutalmış oğlu Süleyman Şah Türkmen Oğuz boylarına yurt açmış olması, bu bölgeyi yerleşme açmış olmasından dolayı da daha büyük bir şöhret ve ün kazanır. Dolayısıyla şunu çok rahat söyleyebiliriz ki, işte Konya'nın kaderi burada da değişir. Neden? Çünkü ilerideki konularda göreceğiz, Haçlı seferleri başladığında Türkmen Oğuz boylarının yoğunluklu yerleşim bölgesi olduğu için daha güvenli, savunması daha kolay olduğu düşünülerek Konya başkent yapılacak. Dolayısıyla Konya böylelikle Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olma şerefini kazanacak, payitaht olacak. Dolayısıyla işte Konya bu bağlamda bir Anadolu Selçuklu kültürünün, medeniyetinin merkezi olarak tarihte ayrıcalıklı bir konum kazanacak. Bundan dolayıdır ki belki de Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın burayı bir Türkmen Oğuz yurduna dönüştürmesinden dolayıdır ki Konya merkezli Orta Anadolu civarı tarih boyunca Türkmen Oğuz boylarının en yoğun yerleşim gösterdiği, aynı zamanda da dostlar şöyle söyleyelim, hem Selçuklu hem de Osmanlı Devleti'nin muhafazası güvenliği açısından en büyük bedeller ödeyen, devletin en muhafazakar ve dindar, sağlam, milliyetçi kültürün yeşerdiği coğrafya olma özelliğini kazanmıştır. Bugün de baktığınız zaman terörle mücadelede en fazla şehit veren bölge bu bölgedir. Konya bu konuda birinci sıradadır. Hiçbir zaman yerini kaybetmemiştir. Bu vatanseverlik ve manevi duyguların yüksekliğinden kaynaklanan bir durumdur. Evet, bu aşamadan sonra Kutalmış oğlu Süleyman Şah fetihlerde devam eder. Daha da ileriye gider ve ta İznik'e kadar ilerler. İznik yine Hristiyan inanç geleneğinde kutsal kabul edilen bir merkezdir. Hristiyan inanç esaslarının belirlendiği, İncil'lerin gözden geçirildiği, değişik dönemlerde konsüller toplanarak Hristiyan inanç düzeninin ve temalarının, çizgilerin oluşturulduğu bir yerdir İznik. Bundan dolayı da Hristiyan gelenekte kutsal kabul edilen bir şehirdir. Nihayetinde bu şehri de ele geçiren Kutalmış oğlu Süleyman Şah, İznik'i aynı zamanda fethettiği bütün bu coğrafyaların başkenti ilan eder. Yani en sınır bölgesi onun aynı zamanda en ilk ve en önemli hareket merkezi olarak tanımlar. Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın bu başarıları Avrupa Haçlı dünyasında büyük endişe ve kaygılar uyandırırken, Vatikan'ın uykularını kaçırırken, İstanbul'un kabus görmesine neden olurken, diğer taraftan Büyük Selçuklu Devleti ve hilafet coğrafyasında İslam dünyasında büyük bir heyecanla takip edilmesine, kendisinin ün ve nam kazanmasına yol açacaktır. Kendisine bu anlamda büyük bir şöhret kazandıracaktır. Nihayetinde Sultan Melikşah bu başarılarından ötürü kendisine çeşitli hediyeler gönderir ve kendisini Anadolu'nun sultanı ilan eder. Dolayısıyla dostlar bu hediyelerin Melikşah'ın Büyük Selçuklu Devleti Sultanı ünvanıyla kendisine göndermiş olduğu bu hediyeler ve kendisini bu coğrafyaların hükümdarı ilan etmesinden dolayı bu tarih, yani 1075 tarihi aynı zamanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, Kutalmış oğlu Süleyman Şah da bu devletin kurucusu olarak kabul edilir. Evet, halife de ayrıca kendisine berat göndermiş,
hilat göndermiş halifeliğe ait bir kıyafettir o. Hükümranlığı temsil eden, dolayısıyla bu anlamda büyük iltifatlara nail olmuştur. Evet, İznik bu anlamda artık Anadolu Selçuklu Devleti hükümranlığı başkenti ünvanı kazanmıştır. Kurtulmuş oldu Süleyman Şah. Bütün bu başarıları kazanırken Bizans Devleti adeta fokur fokur kaynamaktadır. Devlete huzursuzluk almış başını gidiyor. İstikrarsızlık öylesine. Sabah erken kalkan tahta oturuyor desek yalan olmaz. Sürekli taht kavgaları ve mücadeleleri yaşanıyor. İşte böyle bir aşamada Bizans, bırakın kurtulmuş oldu Süleyman Şah'a kafa tutmak, onun gücünden istifade ederek tahta geçmek isteyen tekfurlar ve ordu komutanları için ittifak koyunuz konusu olmuş. Bizans kralı Mikail Dukas'a karşı Batanyodes ayaklanma çıkarır. Batanyodes aynı zamanda bunu yaparken kendisine de destek ister. Bu desteği verir. Ve bu desteği verdikten sonra Batanyodes, Mikail Dukas'ı mağlup ederek Bizans krallığına oturur. Bizans krallığına onun oturmasından istifade eden Kutalmışoğlu Süleyman Şah, tabii ki onun için kimin tahta oturduğunun hiçbir önemi yok. Kendisi bu anlamda bu durumdan istifade eder ve Kadıköy ve Üsküdar olarak tanımladığımız bölgeyi ele geçirir. Yani artık Kutalmışoğlu Süleyman Şah İstanbul'da Boğaz'a dayanmıştır. Boğaz manzarası izlemektedir. O zaman için Bizans'ın İstanbul'un oluşturan, Konstantiniyye'yi oluşturan karşı yakadaki, Avrupa yakasındaki İstanbul'u seyretmeye başlamıştır. Sınıra gelmiştir. Evet, tabii bu başarılar aynı zamanda tüm Avrupa ve Haçlı dünyasına endişelenmektedir. İstanbul'un fethi artık adeta gözle görülür duruma gelmiştir. Evet, tam bu aşamada ne yazık ki bir şanssızlık yaşanır. Bütün bu başarılar sonrasında elde ettiği başarılardan dolayı haklı bir ünvan kazanan, şöhret kazanan, destek kazanan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın bu başarısı, bütün bu seferlerde kendisine ortaklık eden, kendisine destek veren kardeşi Mansur tarafından kıskanılmıştır. Mansur bu durumdan rahatsız olur ve kendisinin de hükümranlıkta hakkı olduğunu, bu başarıların sadece kardeşine ait olmadığını düşünerek Batanides'le işbirliği yapar. Ondan destek almaya çalışır. Bizans krallığından destek alır. Ve onlara sığınır. Kendisine bağlı bir takım birlikte askerlerle kardeşinden ayrılır. Yani şöyle söyleyelim, kıskançlık bu devletin gerçek davasından, amaçlarından, zihin olarak, duygusal anlamda Mansur'un uzaklaşmasına ve bir ihanet içine düşmesine neden olmuştur. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu durumu Melikşah'a bildirir. Melikşah hemen emrindeki komutanlardan Emir Porsuk'u Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a yardım etmesi için gönderir. Ve aynı zamanda da Bizans'a şu mesaj gönderilir. Mansur'u ya kendi elinizde öldürün ya da bize teslim edin. Bizans, Melikşah'ın ordu gönderdiğini duyunca tutuşur. Ve Mansur'u elinde tutmanın ağır bedeli olduğunu düşünerek hemen onu bırakıverir, salıverir. Öldürmez ama elinde de tutmaz, salıverir. Böylece Mansur sahipsiz ve desteksiz kalmıştır. Yaptığı bedelin, yaptığı ihanetin bedelini sonuçta Emir Porsuk'la yaptığı savaşta kaybederek ve kaybetmesinin sonucunda da Emir Porsuk tarafından bizzat kılıçla başının uçurulmasıyla ağır bir şekilde ödemiştir. Böylelikle Mansur ihanetin bedelini ödemiş olarak tarihte yerini alır. Ne yazık ki yanılgısı ve şaşkınlığı, kıskançlığı onun bu başarılarda onurlu bir şekilde tarihe geçmesinin önüne geçmiştir. Evet, bu arada Batanides'e karşı da başka bir ayaklanma başlar. Onu da destekler. Kutalmışoğlu Süleyman Şah yeniden bir taht değişikliğine sebebiyet verir. Fakat bu taht değişiklikleri sırasında tabii kendisi de istifade etmektedir. Bu taht değişikliği sırasında da ne yapar? Bugünkü Denizli civarını fetheder. Oraları devletinin sınırlarına kadar. Yani her taht değişikliğini destekliyor, her değişiklikte de yeni yerler fethediyordur. Dolayısıyla devletinin sınırlarını genişletiyordur. Evet, yoksa bunun dışında Kutalmışoğlu Süleyman Şah için Bizans tahtında kimin oturduğunun çok da önemi yoktur. Fakat bu aşamada Bizans krallığı kendisine teklifte bulunur.
artık bir barış yapmayı ve kendilerine karşı mesafeli durmasını isterler. Buna karşılık kendisi değerli hediyeler ve para vereceklerdir. Büyük ödemeler yapacaktır. Süleyman Şah bunu kabul eder. Dragos Nehri sınır olmak üzere Bizans'la el sıkışırlar. Böylelikle Bizans Devleti ile Anadolu Selçuk Devleti arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır. Bu olay Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın batıdaki ilerleyişini durdurur. Bundan dolayı da yönünü doğuya çevirir. Bundan sonraki hareket noktasının istikametini doğu oluşturacaktır. Bu bağlamda ilk hareket merkezini Adana'ya yapar. Adana Tarsus civarında elinde bulunduran bir Ermeni krallığı vardır. Bu Ermeni krallığını ortadan kaldırarak burayı sınırlarına katar. Evet, böylelikle gördüğünüz gibi adım adım 1071 Malazgirt Zaferi'ni tam bir hedefe ulaştırmakta, Anadolu'daki Türk hakimiyetini her an her seferiyle nihai hedefine ulaştıran bir strateji politika izlemektedir. Dolayısıyla Anadolu fethi dediğimiz zaman 1071 Malazgirt'te başlayıp bitmiş bir olay değildir. Kutalmış oldu Süleyman Şah diyebilir miyiz ki Anadolu'nun fethi sürecine de katkıda bulunmuş en önemli şahsiyet ve kimliktir diyebiliriz. Bugün onu konu başlığı seçmemizin en önemli sebebi de budur. Evet dostlar, yalnız bundan sonraki hikayemizin bundan sonraki bölümü farklı gelişiyor. Antakya'ya gider, tekrar Antakya'ya döner. Antakya'da durum şöyledir. Dediğimiz gibi Haçlı Kontluğu vardır ama bu Haçlı Kontluğu'nun başında çok zalim bir kral var. Kim bu kral? Filateros diye bir adam. Halk ve devlet bürokrasisi, komutanlar, herkes bu adamdan bezmiş. Hatta ailesi bile nefret ediyor. Ailesini hapse atmış bu adam. Dolayısıyla Filateros'un Antakya'dan Urfa'ya gitmesinden istifade eden devlet bürokrasisi, ordu komutanları anlaşarak şehrin anahtarlarını getirirler. Sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a bizzat hediye ederler ve derler ki senin adil ve güçlü bir hükümdar olduğunu biliyoruz ve senin bize zulmetmeyeceğinden de eminiz. Kurtar bizi şu hükümdardan, Filateros'tan derler. Düşünebiliyor musunuz? Haçlılar adalet ve merhamet diliyorlar. Ama yanılmamışlardır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bunu kabul eder, gelir şehri kontrol eder ve aynı zamanda da şehrin yönetimini komutanlara, Haçlı komutanlarına emanet eder. Ve tabii kendine bağlı olmak kaydıyla ve aynı zamanda da asla hiç kimseye zulmetmemeleri, haksızlık yapmamaları noktasında da kesin söz alır. Ve böylelikle buraya adalet ve merhameti, İslam hukukunu da getirmiş olur. Antakya'nın fethini tamamlayan Süleyman Şah, işte bu aşamadan sonra hayatının dönüm noktasını yaşamıştır dostlar. Kendisi çok önemli bir karar alarak Suriye içlerine ilerlemeye ve bu bölgede bir takım kazanımlar elde etmeye kalkışmıştır. Bu onun hayatının en büyük hatası olacaktır. Çünkü Selçuklu toprakları, Büyük Selçuk topraklarının hakimiyet alanı içerisindedir Suriye. Ve bu bölgeyi Büyük Selçuk Devleti'ne bağlı emirler tarafından yönetilmektedir. Dolayısıyla daha önceden yaptığı gibi bir kaza, bir fetih coğrafyası değildir artık. Bu onun bu hareketi bu bölgenin yönetimi elinde bulunduran Şerefüt Devle, Emir Şerefüt Devle tarafından uyarılır. Kendisine ya cizye ödemesi ya da toprakları terk etmesi istenir. Fakat Kutalmışoğlu Süleyman Şah ona Müslüman Müslümana cizye ödemez diyerek karşı gelir ve ilerlemesini devam ettirir. Bunun üzerine Şerefüt Devle Melikşah'a haber göndererek yardım ister. Aslında Melikşah, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a büyük değer vermektedir. Onu Anadolu Sultanı ilan etmiştir. Onu bugüne kadar desteklemiştir. Ama ne var ki bu hatasını asla affetmeyecek. Çünkü bu yapılan şey devlet içinde bir savaş, hakimiyet alanı içinde bir çekişme oluşturmak anlamına gelir ki bu Selçuklu Devleti'nin ve hükümranlığının kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi çiğnemiştir. Dolayısıyla Melikşah hemen emrindeki komutanlardan Tutuş'u Şerefüt Devle'yi desteklemesi için görevlendirir. Tutuş, Suriye'ye gelerek Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a uyarıda bulunur. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın söz dinlememesi üzerine burada Tutuş ile Süleyman Şah arasında tarihe Ayn Sellem diye geçen savaş gerçekleşir. Ve bu savaşı Kutalmışoğlu Süleyman Şah kaybeder.
Kutalmışoğlu Süleymanşah bu savaşı kaybetmiştir. Çünkü kendisine çok güvendiği, o güne kadar hep kendisine yol arkadaşlığı eden Türkmen Oğuz boyları destek vermemişlerdir. Neden? Çünkü bu savaş artık bir gaza değildir, bir fetih değildir, yurt edinme değildir, bir kardeş savaşıdır. Dolayısıyla onun aldığı bu karardan dolayı Türkmen Oğuz boyları Büyük Selçuk Devleti, Melikşah'ın ordularına kılıç çekmeyi, onlara karşı savaşmayı kabul etmemişlerdir. Bundan dolayı da Kutalmışoğlu Süleymanşah'ı yalnız bırakırlar. Yani burada aslında hata Kutalmışoğlu Süleymanşah'ın stratejisinde aldığı kararlardadır. Dolayısıyla bu hatasından dolayı hem savaşı kaybeder hem de savaşta hayatını da kaybeder. Hayatını kaybeden Kutalmışoğlu Süleymanşah'ın naaşı Tutuş tarafından bugün Halep yakınlarında olan Caber Kalesi'ne defnedilir. Böylelikle Kutalmışoğlu Süleymanşah'ın macerası, hayat hikayesi dostlar böylelikle sona erer. Tabii Kutalmışoğlu Süleymanşah gibi Anadolu'nun fethine büyük katkılar sağlamış, Türk tarihinde bu kadar önemli yer kazanmış, büyük fetihler ve gazalar yapmış, İslam tarihinde şerefle adını yazdırmış bir kişi için böyle bir final çok da içimize sinmiyor. Ama ne yapar, ne yazık ki yapacak da bir şey yok. Bu hatayla beraber ömrü hayatının son final noktasını gerçekleştiriyor. Keşke olmasaydı demekten başka elimizden bir şey de gelmiyor. Dostlar, malum biliyorsunuz Caber Kalesi bugün Lozan'da alınan karar gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışında olup da Türkiye toprağı kabul edilen tek yerdir. Bu kale hala günümüze kadar hep Türk askerleri tarafından güvenliği sağlanmış ve muhafız bulundurulmuş bir coğrafyadır. Dolayısıyla Türk toprağı kabul edilir. Bunun en önemli sebebi de Anadolu'daki devletin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin veya diğer adıyla Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu olması, bir kurucu hükümdarın orada yatıyor olmasından dolayı bu bölge Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi üzerine Türkiye'ye verilmiştir. Ve günümüze kadar da bu bölge, bu kale Türkler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından muhafaza edilmiş, Türk askerleri tarafından nöbet beklenmiş, Türk bayrağı orada dalgalanmaya devam etmiştir. Dolayısıyla Kutalmışoğlu Süleymanşah bu anlamda hafızamızdaki yerini ve konumunu korumuştur. Dostlar, Türk tarihinin, Türk İslam tarihinin çok önemli bir şahsiyetini ve komutanını bugün sizinle beraber paylaştık. Bu anlamda yiğit, cesur, gaza, fetih ehli böyle bir komutanın hatırasını yad etmiş olmaktan dolayı programımızda biz de çok mutluyuz. Siz de bu yiğitleri, bu alperenlerin ruhunu, heyecanını, imanını, gaza kültürünü bizimle paylaşmış olmaktan ayrıca mutluluk duyduğunuza inanıyorum. Bu bağlamda bizimle olduğu alan birlikteliğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.